Tanrı'nın yüreklerimize yazdığı yasa nedir? Tanrı'da sınıfsallık yok, cinsiyetçilik yok, ırkçılık yok. Sina Dağı'nda neler oldu? Orada gözüken kişi insanın kendisidir. Şeriat bizi cennete götürebilir mi? Ait olduğumuz yerde değiliz. Tanrı o nemir ile bize bir şey mi anlatmak istedi? Bütün bu arızanın sebebi sevgisizlik. Kabed et abiha. Hadi gelin, Radyo Maranata'da hep birlikte o nemiri ifşa edelim. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, o nemir programıyla karşınızdayız. Ben Gizem ve konuğumuz Cem Erçin'le Musa'ya verilen o nemir yasasını inceliyoruz bildiğiniz gibi. Pastörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Değerli Radyo Maranata dinleyenleri, hepinize selamet efendim. Selametler olsun. Güzel bir yayın, güzel, bereketli bir zaman olsun bizi bütün dinleyenler. Bugün erişsin, yani paylaşımlarımız, konuştuklarımız erişsin sizlere, hayatınıza erişsin. Olabilir ki bu hayat koşuşturmacasında, hayat aslında bize çok tek düze şeyler dayatıyor, bakma. Çeşitli gibi görünüyor ama bu hayat güzel. Çeşitli gibi görünüyor ama, çeşitli çok gibi görünüyor ama yok. Bir tane felsefe. Bütün dünyayı gelsene, şimdiki global çağda var ya, bütün dünya, atasözleri bile çok çeşitli değil ha. Tek bir şey dayatıyor. Yani bu hayata dair şeyler dayatıyor bize. Yaşamlar, çağlar değişiyor ama içimizdeki o felsefe, çünkü duygularımızla şekilleniyor felsefe, arzularımızla şekilleniyor felsefe. Şimdi bizim, peki bizim o zaman senin ne özelliğin var diyorsan, sen niye program yapıyorsun diyorsan, işte biz bu Tanrı'nın bakışıyla program yapıyoruz. Bambaşka bir felsefe bu hayata, gene aynı hayata, gene içinde bulunduğumuz, yaşadığımız hayata. Tanrısal bakış, tanrısal bakışla bakmamız gerekiyor. Başka bir hayat mümkün. Evet. Öyle bitireyim bugün. Yani girizgahı öyle bitireyim. Başka bir hayat efendim, çok daha yüce, çok daha güzel, çok daha bereketli bir hayat mümkün. Kesinlikle. Hepinize selam edin. Evet sevgili dinleyenler, geçen programımızda adam öldürmeyeceksin emrini konuşuyorduk. Bu programımızda aslında da aynı şeye devam edeceğiz. Birazcık bir özetlemek gerekirse geçen programı. İşte adam öldürmenin neden kötü olduğunu, bunun yüreklerimizde aslında yazılı olduğunu ya da ölümün aslında fiziksel olsa da ruhsal olarak da yani ayrı ayrı çeşitlendiğini görmüştük. Ve aslında Tanrı'nın hiçbirimizi öldürmek istemediğini görmüştük. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir çelişki çıkmıştı ilk başta karşımıza. İsrail halkı Tanrı hani öldürmeyeceksin diyor ama gidiyor İsrail halkına başka halkları yok et diyor. Yani bazı yerlerde Tevrat'ta. Buna birazcık açıklama getirmiştik. Şimdi aslında ben o konu üzerinden de gitmek istiyorum. Yani Tanrı aslında, yani benim şöyle de bir bakış açım var. Aslında pastörüm oradan gireyim, biraz karmaşık oldu gibi oldu ama. Dedik ya Tanrı hani öbür halkları aslında evet bu dünyadan alıyor ama ruhsal olarak zaten ölülerdi. Çünkü Tanrı'yı tanımak istemediler ve başka putlara, başka tanrılara taptılar. Ben şöyle düşünüyorum. Tanrı aslında tanrısız olan birçok kişi için sabrediyor. Yani Tevrat'ta da hani öldüreceksin dediği zaman hani dün başka putlara taptılar. Bugün o zaman onları öldür demedi. Aslında üstünden çok büyük zaman geçiyor birçok olayın. Yani o tanrısızlıklar için sabrediyor Tanrı. Hani başka putlara tapanlar için. Sabrediyor hani sabrediyor ama en sonunda artık diyor ki hiçbiri bana dönmüyor. O zaman hani ruhsal olarak zaten ölüler. Tanrı onları hani bu beden olarak da öldürün diyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu çok doğru. Bu çok doğru. Geçen hafta da onu şey yapmıştık. Çünkü geçen hafta da geçen programda da şöyle, yani şu çelişki gelmişti gözümüz. Bu soru bize geliyor. Öldürmeyeceksin diyen Tanrı bir yerde diyor ki İsrailoğulları hepsini öldüreceksiniz. Veya Tanrı'nın işte Sodom Gomorra olayı var değil mi mesela? Evet. Yani melekleri ölüm meleğinin şusunu musun? Şimdi bu yaşamdan çekip alma olayı, ölüm meleği, şimdi orada ölüm meleği de var o zaman. Ya işte biz bu yaşam değil ölüm, Tanrı'nın gözünde esas olan. Yani aslında bu bedenden ayrılmamız lazım. Adam ölmüyor. Yani birinci ölüm dediğimiz şey, iki ölüm var. Onu paylaşmıştık. Ruhsal ölümdür önemli olan. Birinci ölüm palavradır. Yani eğer bir şey sadece varsa, bedenimizin bu dünyadan ayrılması yani. O kadar başka bedene gidiyoruz vesaire. İkincisi de Tanrı mesela özel, kendine özel bir halk yarattı orada.
kendine özel bir halk yaratmak istiyor. O halkın esirgemek istiyor. O halk diğer halklarla kaynaştığı zaman diğer halkın tanrılarını alıyor. Ama onun tanrını yapmak istediği şey onları parlatmak. Parlatıp diğer halklara ulaşmak. Yani onları da için, kurtarmak aslında. Diğer aynen öyle. Şimdi Hristiyanlığın mesela biz yargı gününde neden yargılanacağız? Mesela Rab şundan yargılamayacak mı? Ya senin ruhun, senin gücü, yani ruhumdan verdim sana. Hı hı. Tek amacım vardı seni parlatmak ve senin vasıtasına diğer insanlara ulaşmak. Hı hı. Mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak. Rab ben sana bunu yapmaya çalıştım. Oğlum, sen niye kendini parlatmama izin vermedin? Hı hı. Bu büyük bir yargı olacak bizim için. Evet. Neden başkalarını kurtarmak için çabalamadın? Evet, o zamanki İsrail hı hı. halkı bugün bireysel, Hristiyanlık daha bireysel. Hı hı. Değil mi? Ve şimdi Rab bizi parlatmaya çalışıyor. Hı-hı. Parlatıp insanlara erişmemizi istiyor. Erişmeye çağırıyor bizi. Hı-hı. Dolayısıyla biz buna çağrıldık. Şimdi o zamanki şartlarda da ne oluyor bu sefer? Yani o zaman insanlar arasına girdiği zaman dolayısıyla kaybolacaklar ve o zaman Rabbin o diğer insanları kurtarma emeli boşa çıkmış olacak. Evet. Onun için de onları öldürün diyor. Ve kakeza zaten o insanlar da Rab'den soğuk insanlar. Hı-hı. Rab'be bakmayan insanlar. Rab onlara çok sabretti. Senin dediğin gibi. Çok sabretmiş Rab onlara. Hı-hı. Çok büyük sabırlar göstermiş ya ama. Okurken böyle sanki pat pat olmuş gibi ama üstünde tabii, düşününce bir bakıyorsunuz tabii, aslında seneler geçmiş. Bir sürü olay olmuş ama hiçbir şekilde Tanrı'ya dönmemişler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani aslında şu anda da mesela yaşadığımız durumlara benziyor. Bazen bizler Rabbin ışığını mesela yansıtmak istiyoruz ki yapmamız gereken bu. Ama biz Rabbin adını savunurken gidip de bir kardeşimizden nefret ediyorsak, onun hakkında kötü konuşuyorsak biz hem o kardeşi öldürmüş oluyoruz yüreğimizde hem de bizi gören birisi diyor ki hani senin Tanrın? Yani çünkü Tanrı'nın sevdiğinden onu kurtaracağımızda aksine kaybediyoruz. Ya bak o bizim hani çok önemli bir şeydir. Bunu bir daha söyleyeyim. Geçen program değinmiştik buna ama yani bir daha söyleyeyim. Çok önemlidir çünkü. Çünkü sonuçta bizim programdan insanlar almaları lazım. Tamam mı? En önemli bir hani Tanrı'ya dair almaları lazım. Önemli bir uyarıdır bu. Sen onu insanlara nefret ediyorsun ya. Hani gerçekten sana zorluk çıkarmış. Gerçi bizim nefretlerimiz çok kolay ha. Adam bir laf söyler. O tamam biz sileriz onu. Bir laf söylemiştir evet, ha. Bir ters laf. Boş bulunmuş. Aha. Efendim bir ters laf söylemiş. Ne kornaya bastı diye adam öldüren var. Abi ya o da var. Ona. Şimdi boş bir laf. Bizim bir yüreğimiz sertleşir. Kim ulan bu adam bu lafı. Ya, etti bir cümle. Ters bir cümle de değil ya. Belki biraz ters cümle o kadar. Ağzından çıkmış öyle. Boş bulunmuş söylemiş. Espri yapmak istiyor. Bazen espri yapmaya çalışır adam. Ya, iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Yanlış anlar karşılaştı. Karşı taraf şahmış siler o adam. Şimdi çok kolay bizde nefret olayı. Evet. Abi kardeş bak bilesin dinlesin ki bilesin ve dinleyesin beni. Teşvik etmek isterim seni. Kardeş sen o adamdan nefret ediyorsun ya. Rab bundan razı değil. Rab o adamı seviyor. O adam o kadın neyse. Benim ağzım biraz erildir. Erkek ağzıyla konuşurum eski tipte. Değerli kız kardeşlerim bana alınmasınlar. Yani o kişiden nefret ediyorsun ya. O insandan. Tanrı suretinde yaratılmış ruhu olan, yüreği olan o insanları nefret ediyorsun ya. Kardeş, Rab onu seviyor ama. Bilesin ya. Onun için Rab İsa şeyi yüksek koyuyor. Şimdi bazen sonra Resul Paulus mesela ne diyor? Mesela burada bir ayet okuyalım. Tabii. Bir ayet okuyalım. 13. bölüm 9. ayet. Hı-hı. Şimdi bu ayet aslında Rab İsa'nın bir öğretişidir. Geleceğim ona da. Diyor ki zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Burada söylediği şeyler son beş emir aslında. Beş emir. Bu beş emir daha çok toplumsal yargı ile ilgili. Hı-hı. Çünkü bütün Rabbi İsa ne diyor? Bütün yasa yani bütün ona bir iki cümlede özetlenmiştir. Hı-hı. Tanrını seveceksin. İki, komşunu seveceksin. Tam komşun, arkadaşın, dostun, akraban, kuzenin, amcaoğlu, kasabın, manavın. Düşmanın. Düşmanın. Öyle düşmanın. Tabii çok önemli. Evet. Düşman da komşum yani. Hı-hı. İnsan kardeşin sonuçta. Evet. Kardeşin o düşman. O düşman dediğin şey insan. Hı-hı. İnsan. Evet. Tanrı suretinde yaratılmış. Evet. Mesih'in çarmıhı onun için de Mesih kendine çarmıhı feda etmiş. Yani ki, şöyle aslında Tanrı nasıl ki herkesi çok seviyor ve herkesi aslında çocuğu gibi, bebeği gibi görüyor aslında. Ve bizler hani neden bir kötülük yapıyoruz? Çünkü bir şeyler yaşıyoruz ama sonuçta Tanrı bize öyle bir bakıyor ki, öyle bir gözden bakıyor ki belki yani
bizden şunu istiyor. Benim gözümden bakın. Evet, o sana bunu yaptı. Çünkü belki böyle bir sorun vardı. Hı. Onu ben affediyorum. Ben herkesi affediyorum. Hani siz nasıl affetmezsiniz? Siz nasıl affetmezsiniz? Sen insansın be ya. Hı hı. Yaratıksın sen. Başın hı hı. belli. Doğduğun yıl belli. Hı hı. Öleceğin yıl belli. Hı hı. Ne olacağın yıl belli. Sen onu şimdi... nasıl öldürürsün heh. Yani? Düşüncenle bile. Ya ben şimdi mesela ben 1975 kurasıyım. Amiyane tabirle. Peki neredeydim ondan önce bu kadar zaman? Hiç yok. Olmayaydım ne olacaktı? Ne eksilecekti bu dünyada? E şimdi varım diye bana kim ne bu hakkım? Ben internet mi imzaladım Tanrı'yla olacağım diye? Ben mutlaka yaratılmalıyım. Ben mutlaka yaratılmalıydım. Yok ya. Yok öyle bir şey yani. Beni dinleyen ey kardeş. Tanrı bu dünyaya gelmiş. O can için. Ya tezata bakar mısın? Tezata bakar mısın? Tanrı bu dünyaya geliyor. O can için. Kendini bir tanrının yapabileceği en ağır şeydir ya, kendini feda etmek. E Tanrı o can için bunu yapmış. Sen kalkıyorsun nefret ediyorsun ya. Bırak öldürmeyi falan. Doğrusu Rabbimiz doğru söylüyor. Zaten diyor öldürmüşsündür. Nefret ediyorsan zaten, çünkü zaten öldürmeye giden yol nefretten geçiyor. Önce bir nefret etmen lazım. Durup dururken ben seni öldürürüm diye öldürmüyorsun ki. Yani ağzımızdan çıkan sözler bile aslında karşı tarafı öldürebiliyor. Yani ağzımızdan hani... yine İncil'de diyor ya, insan yani insanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Taşanı söyler, doğrudur. Yani biz neyle doluyoruz? Bizim yüreğimizde ne var? Neyle dolup taşıyoruz? Hani biz nefretle, kinle, öldürmeyle mi dolup taşıyoruz? Yoksa İsa Mesih'in lütfu ve ruhunu hissedip onunla dolup onun ruhu aracılığıyla mı yaşıyoruz? Ya bu çok önemli. Çok önemli. Yani bu çok önemli ve nefretimizi şimdi bu yasa, yani iki yasa, komşunu sen seveceksin. Az önce sen bazen söylersin ya, Hristiyanlık zordur diye, gerçekten zordur. Ama ne zaman yapabiliyoruz biz bunu? Rabbin ruhuyla yapabiliyoruz. Komşumuzu ya da o insanı Rabbin gözüyle bakmamız için onun ruhsal itmesine ihtiyacımız var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Onun ruhsal itmesine ihtiyacımız var. O zaman onun bakın hep bu, yani bunu daha önce söyledim. On emir. Ya biz bak şunu yaparsak olmaz. Şunu öğretmiyor Hristiyanlık. Sevmek için kendini zorla. Abi sen şimdi içini yiyor. Hayır. Anladın, içini yiyor. Ama yok, ben sevmem lazım. Bu şeriattır bu. Evet. Bu şeridir. O dışsal bu. Olmaz. Bu kesin. Ve bir noktaya kadar bu böyle gider ama sonra öyle bir patlar ki. Yani bu gerçekten dediğiniz gibi çok yanlış yani. Bunun yürekten gelmesi gerekiyor. Aynen, içten gelmesi gerekiyor. Yani çünkü işte adam öldürmek yasak diye aman dikkat edeyim adam öldür. Ya da ben adam öldürmüyor. Öyle bir şey yok. Abi, ya da adam öldürmek istiyorum çünkü bana bunu yaptı ama yok, yapmamam işte lazım değil. Değil. Yüreğinde bunu affedebilmek. Yani onu hissedebilmek. Yasanın, şeriatin, Musa şeriatı, Musa'ya verilen bu şeriatin senden doğal olarak akması lazım. Tamam. Evet. Senden doğal olarak sevgi akması lazım. Şimdi beni dinleyen değerli dinleyiciye düşünmesini tavsiye ederim. Şunu düşündürelim. Senden doğal olarak ne akıyor? Tamam mı? Günah mı akıyor? Dışarıda sen doğal olarak akan ne? Adamdan istiyorsun. İki tane iyilik istiyorsun. Üçüncüyü istediğin zaman söylenmeye başlıyor. Doğal değil çünkü. Yapay o zaman. Tamam. Sevgi için, sevgiyi sevmeye ben bu adam sevilecek ne var değil ki, değil de işte Rab kızar diye sev, bu değil. Bu değil, evet. Senden doğal olarak sevmek akması lazım. Bunun için Rabbin ruhuna ihtiyacım var çünkü bu sende yok. Kesinlikle. Bu öz sende yok. Evet, bununla ilgili hatta birkaç örnek de vermek istiyorum ama şimdi ilk bölümümüzün ben örneği bitireyim. Ara vereyim. Daha sonrasında verelim. Daha sonra. Öyle daha sonra mı yapalım? Aynen. Tamam, peki. Tamam. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyenler. Birazdan döneceğiz. Radyo Manata dinleyicileri, kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. İlk bölümümüzde en son şeyden bahsediyorduk. Hani birini evet affedeceksen o kişiyi gerçekten yürekten affetmen lazım. Yoksa sadece lafta hani ben bunu bu kişiyi affetmem lazım yoksa Tanrı bana sinirlenir deyip de zorla affedersek o zaman bu şeriata giriyordu ve aslında hiçbir anlamı olmuyordu diyorduk. Bunu işte hem aslında kendimden bir örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili.
Yani Rab nasıl ruhumuzu değiştiriyor? Daha önceden bir programda belki kısa bir anlatmışımdır, tam hatırlayamıyorum ama şöyle bir şey yaşamıştım ki benimkisi çok küçük bir olay. Seramik yapıyorum ve kendi yaptığım bir seramik vardı, kapı süsü. Üstünde haç vardı ve işte hoş geldiniz falan yazıyordu. Bir gün eve bir geldim, tam o haçın olduğu yer kırılmış ve yere atılmış. İlk başta gördüm, çok sinirlendim. Dedim ki hani bunu kim yapar, neden yapar falan. Sonra bir anda şöyle söylemeye başladım. Rab merhamet et, bu kişiye merhamet et. Yani bunu söyleyebilmem gerçekten Tanrı'nın ruhundan. Yani ben bunu kendi kendime yapamazdım. Yani benim elimle yaptığım bir şeyi geliyor biri sırf haç var diye kırıyor. Ve ben bu insan için merhamet diledim. Bu benim için çok farklı bir tecrübeydi. Ve bunun gibi hani demin dediniz ya hani pastörüm sizin için söylemesi kolay nefret etmek falan. Ama ben Türkiye'de iman ettikten sonra öyle şeyler duydum ki birisinin babası öldürülüyor sırf Hristiyan olduğu için. Ve o kişi, o kişinin çocuğu, ailesi bunu yapan katili affediyor. Ya bunun gibi birçok örnek var. Yani o yüzden... Ölen kişinin çocuğu. Evet evet. Ölen kişinin çocuğu katili affediyor. Ve bunu gerçekten yürekten yapıyor. Çünkü o kişiyi tanıdıkça bunu anlıyorsunuz. Hani belki evet bazıları inanmaz ama... Yok hani şimdi bunu ben kendim... Tilman Keske 2007'de işte, öldürüldüğü zaman... İşte evet o örneği vermek istedim. Eşi, aynen. Eşi Suzan'ın Suzan Keske çok değerli bir Allah kadınıdır. Çok değerli bir insandır yani. Çıktı ve bağışladığını söyledi. Evet. Bağışladığını çok söyledi şey. Bu kadar. Ya da Hrant Dink'in eşi. Yani öyle. Şimdi işte bak bu dünya da Keldink. Bu dünya değil asıl olan ya. Ya bu dünya değil kardeş. Ya bunu artık anlayalım. Bu dünya değil asıl olan. Şimdi biz hep gördüğümüz bu dünyaya göre. Yani ben şey değilim. Tabii ki her ülkenin yani çok şeye girmem. Her ülkenin kendi ülkesinin dünyası anlamında ülkenin bekasını yani şeyini koruması için şey yapması doğrudur. Ama bazen bakıyorsunuz ki yani adam yaşamak için veya ne bileyim ülkeler bazı şeyleri ülke insanları bazı şeyleri çok o kadar ön plana koyuyorlar ki iyi kötü bir yani aslında o göklerde geçmeyecek. Göklerde mesela kız kardeş sen bilmiyorum nasıl bir an geçmişten ama senin eşin mesela farklı bir şeyden geliyor. Şimdi yukarıda bunlar geçmez ki. Yukarıda insan sanıyor ki mesela işte İngilizler bir tarafta olacak. Gene. Koreliler bir yanda. Koreliler bir yanda olacak. İsrailliler bir yanda. İsrailliler bir yanda. Öyle bir dünya yok evet. Yani. Tanrı'da o yok ya. Milliyet yok. Dünyada iki millet var. Kurtulanlar mahvolanlar. Aynen öyle. O kadar. Milletse o da yani. Ya bunlar bu dünyaya has şeyler. Bitecek bunlar. Zaten yoktu bakın yani eğer biraz tarih bilgimiz varsa... Bunlar 19. yüzyılın iyice şeyleridir. Milliyetçilik şundan bunlar, ulusalcılık vesaire. Hani bunu biz ben söylüyorum, bu siyaset tarihi bunu söylüyor. Bu dünya tarihi bunu söylüyor. Kutsal kitapta diyor ki Mesih İsa'da herkes bir. O kadar. Hı-hı. O kadar. Yani kadın, eski, erkek, köle ya da ne yazık sünnetli, ki bunlar... Sünnetli, sünnetsiz fark etmiyor. Bunlar ne yazık ki kiliseye de giriyor bazen. Neyse bunlar evet. Bunlar biraz başka konular. Ben şunu tamam. Demek istiyorum. Senin söylediğin çok önemli bir şey var. Sen orada yasayı yerine getiriyorsun. Hı-hı. Suzan Keske yüreğinde yasayı yerine getiriyor. Hı-hı. Yasa yürekte yerine gelir. Yasa sadece eylemde yerine gelmez. Yürekten taşar eyleme geçer. Rabbimiz İsa Mesih bu dünyadayken hiç kimseyle kavga etmedi arkadaş. Ya hiç kimseyle kavga savaşmadı. Etmedi. Savaşmadı. Günahkarla kavga etmedi. Bir tek şeye çok kızdı. Kime kızdı biliyor musun? Dindarlara. Evet. Hep din adamlarına söyledi. Çünkü niye? Çünkü Tanrı'nın adını hani Tanrı'yı kullanarak aslında bir sürü kötülük yapıyorlar evet. Ve Tanrı'nın adını lekeliyorlar. Ve bu on emri kullanan şeriatçılardı çünkü. Bu on emri kullanarak. Ya düşün ki bak bunu bu geçen programlarda Şabat konusunu konuşurken konuşmuştuk Şabat'ı tutacaksın diye. Değil mi? Evet. Ne demiştik orada? Yani adamlar İsrailoğulları ya Rab İsa Şabat günü birisini iyileştirdi. Şimdi oradaki Şabat günü dinleneceksin lafını almış. Oraya kilitlenmiş. Muhteremler. Orada kalmışlar. Yatacaksın bütün Şabat günü. Öyle orada söylenen o değil ki. Orada onu söylemiyor ki. Şabat günü Rabb'e ait bir gün. Ya Rabb'in gününde Rabb'i iyileştirme, şifa verdi. Aa sen Rabb'den olamazsın. Niye oğlum? Rabb'den olamazsın. Sen o Şabat günü mucize yaptın. Yok ya Şabat günü mucize de yapılmaz. Ya bak bu kadar. O kadar Tanrı, gözleri kör olmuş aslında. İşte Tanrı bilgisizliği çok var. Evet.
Yani görünen harfe bakıyor ama harfin altındaki derin manayı anlamaya çalışmıyor. Dışarıda da bu var. Günümüzde o kadar çok var. Aynı şimdi çok şey örnek var aklımda ama. Aynı şey var. Yani. Ya adam vecibeyi yaptığı zaman vecibeyi yapana kadar Allah, vecibe bitiyor ya Allah. Yani olmaz ki öyle. Anlatabiliyor muyum? Ya bu şerri düşüncedir, şerri harekettir bu. Dolayısıyla yani bunu iyi anlamak lazım. 10 emir konusunda şunu demiştik, arada yarım kalmıştı. Yani ilk 5 emir Tanrı'ya karşı. Ha, evet. Sonraki 5 emir topluma karşı. Hı-hı. Onun için ne diyor Rabb-i İsa? Tanrını seveceksin. Komşunu, arkadaşını, evet, kardeşini kendin gibi seveceksin. Hı-hı. Kendin gibi kıstas koyuyor. Sevmek varsa uzaktan sevmek de, çiçeği de seversin. Kendin gibi seveceksin. Evet. Sevme derinliği. Bak, kıstasları hep yukarı çekiyor Rabbimiz, hı-hı, İsa Mesih. Sana yapılmasını kıstaslarda istemeyen bir şeyi başkasına da yapmayacaksın. Evet, o pasif olanı. Rabb-i İsa şunu diyor. Sen, sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen git öyle davran. Evet. Bu aktif olanı. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Senin dediğin genel geçer ahlak kuralı. Ahlak, hı-hı, bilim kuralı. Hristiyan ahlakı değil ama. Hristiyan ahlakı onu söylemez. Hristiyan ahlakı daha fazlasını söyler. Hı-hı. Ha? Sana daha ileri götürür. O kadar. Daha zorlar. Sevilmek mi istiyorsun kardeşim? Seveceksin. Genel geçen ahlak bölümü sevmek zorunda değilsin der. Ama evet. Sevmek zorunda değilsin ama. Saygı göstermek zorundasın der. Evet. Ama sevmek zorundasın. Evet, sevmeden saygı falan olmasa o hikayedir o. Hı-hı. Dışsaldır o. Hı-hı. Şerridir o. Şeriat sevgisidir o. Şeriat saygısıdır. İki yüzlülük aslında. O kadar. Hı-hı. O kadar. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Sevmiyorsan boştur ya. Hı-hı. Anlamı yok. İçini doldurmuyorsun demektir. İçini doldurmuyorsan orada on emir yerine gelmez. Tanrı'nın yüreğindeki yerine gelmez. Hı-hı. Bak, bir daha söyleyelim. Ben hayatım boyunca bunu vaaz edeceğim. Vaaz etmeye devam edeceğim. Tanrı bu dünyaya bizim için geldi ya. Bu yasa, bu şeriat tamamına şeriatı anlayalım diye geldi. Onun karakterini anlayalım diye geldi. Onu kavrayabilelim o diye. Kadar öğrenelim diye. On emri koydu karşımıza Rab. Evet. Dedi ki oğlum siz busunuz. Bundan hoşlanıyorsunuz. Demedi ki Rab buna uyun. Buna uyun demesi, buna uyun derken yani şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmadığı mahal vermemek istemiyorum. Ama daha önce de söylemiştik bunu, dıştan bir dayatma yok on emirde. On emirde Rab bizim içimizdekini ortaya koydu. Bak dedi, siz busunuz aslında. Bunlar yüreğinizde var. Evet. Bunları yazılı, aynen, olarak öyle da. Romalılarda Resul Paulus'un dediği gibi diyor ki içimde iyi yapmaya istek var. Ama iyi güç olan, yok. İyi olandan zevk alıyorum diyor. İyi olandan zevk alıyorum. Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum ama bedenimin azalarında, bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum diyor ya. Başka bir şey var diyor bedenimin üyelerinde. İçindekiyle çelişiyor. İçimdeki ne? İçimdeki Tanrı'nın yasası, on emirin yasası. Ama gel gör ki bedenimde başka bir şey var. Değil mi? Evet. Belki konuşuruz bir dahaki programda zina mesela, değil mi mesela? Zinaya bir sonraki programda değineceğiz. Çok süper. O da çok iyi yakalamışım. Zor bir konu. Yani konuşalım onu da. Hani bedenimde başka bir şey var. Hı-hı. Bedenimde ama ben insanların birbirini sevmesinden hoşlanıyorum. Hangimiz bir insana fedakarlık yapınca, yüksek bir fedakarlık yapınca hangimiz etkilemez? Hı-hı. Hepimiz etkiler ya. Tabii ki. Hepimiz etkiler. Ondan hoşlanıyoruz çünkü. Ondan zevk alıyoruz. Odur bizi etkileyen. Evet. Değil mi? Ama gel gör ki insanlar, ama gel gör ki biz fedakarlık yaparken zor geliyor ya. Ağır geliyor kardeş. Ağır geliyor be ya. Ne zamana kadar işte, ne zaman kutsal ruh sana geliyor, o zaman senden doğal olarak o iyilikler akmaya başlıyor. Martin Luther'in bir sözü var. Diyor ki Martin Luther, bu aslında Hristiyan öğretisinin, yani Resul Paulus'un ve mektuplarının Hristiyan öğretisinin şeyidir. Temel bir öğretisidir yani. Diyor ki iyilik yaparak iyi olamazsınız diyor. Bakın iyi anlıyorum. İyilik yaparak iyi olamazsınız. Ama siz iyiyseniz, içte iyiyseniz sizden doğal olarak iyilik akar. Akar. Evet. Tamam. Yani bu yasa aslında bizim özümüzde bu var. Bizim özümüzde olan şey, olan bu var ama özümüzde bu varken üzerine nefsimiz geldi. Ve nefsimiz özümüzdeki bu şeyi bastırıyor. Evet. Özgür değiliz. Kendi benliğimizin tutsaklığındayız. Ha, ne zaman ki kutsal ruh geliyor, o bizdeki nefsi, bizdeki benliği, benlik diyoruz biz buna, benliği bastırıyor. Bastırınca o benliği, içimizdeki özgür kalmaya başlıyor. Ve artık biz gerçekten özümüzde zevk aldığımız şeyi yapıyoruz. Ve İsa'nın lafı var ya, özgür olacaksınız.
Gerçeği bileceksiniz. Gerçek sizi özgür kılar. Evet, aynen öyle. Gerçek sizi özgür kılacak. Evet. Yani özgürlüğe ihtiyacımız var. Özgürlük işte yasayı özgürken yerine getiriyorsun. Özgürleşince yasa yerine geliyor evet, sende. Evet. Yoksa olmuyor. Yoksa şeriat oluyor işte. Evet. Onu demeye çalışıyorum. Demek istediğim o. Yani o zaman şeriat oluyor. Ve şeriat ya o kadar büyük saçmalıklar oluyor ki şeriat yani şeriat geldiği zaman. Yahudiler mesela işte İsa onlara kızıyordu. İşte köşe başlarında dua ediyorlar, oruç tutuyorlar ama yüreklerinde Tanrı sevgisi yok. Herkesi öldürüyorlar aslında çünkü. Aynen öyle. Başka bir şey daha var mesela. Kültürleştiriyorlar mesela değil mi? Kültür oluyor. Evet. Ne diyor Rabbi İsa? Diyor ki anneannelerinizle örfle. Şimdi biz ne yaparız? Biz bu toplumda çok överiz kültür. Aa işte bizim annelerimiz, örflerimiz, kültürümüz, geleneklerimiz. Bir sorduk mu ya, bir düşündük mü ya, Tanrı bunlardan razı mı bakalım aslında? Acayip gelenekler var abi bizde. Evet. Başlık parasından tut da. İnan ben bir film seyretmişim, eski bir Türk filmi. Kız atın başını okşamış diye kız öldürüyorlardı kızı ya. Hoş değil mi ya? Eski. Bu da anane, bu da örf. Ne olacak şimdi? Demek ki örf anane her zaman doğru değil. Atalarımız da her zaman, hatta bence birçok zaman, tamam mı? Bence birçok zaman yanlış yaptılar. Yanlışlar yaptılar. İçinde Tanrı olmayan her şeyde, içinde Tanrı olmayan hiçbir şeye güvenmeyeceğiz. Yanlıştır, evet. Olma ihtimali çok yüksektir. Kesinlikle İçinde insani fikri, insani fikir şeyin olduğu şey. Niye geldim bunu söyledim? Şimdi şundan söyledim, şuradan geldim buraya. Rabbi İsa ne dedi Ferisi? Döndü dedi ki ya siz örflerinizle, ananelerinizle Tanrı'nın önüne tıkıyorsunuz. Evet. Mesela ne diyorlardı? Diyorlardı ki anne babaya saygı göster. Ama anne babaya bir şey yaparsan, işte belli bir para yatırıyorsun şeye, tapınağa. Ya dur bir dakika, yerinden okuyalım. Tabii, tam cümlesini okuyalım. Olur. Daha iyi olur. Ezbere iş yapmayalım. Matta bölümü 15. bölüm. Tamam. 15. bölüm 9. ayetten itibaren okuyorum. Kutsal kitap İncil Matta bölümü 15. bölüm 9. ayetten. İsa onlara ayrıca şunları söyledi. Ferisilere konuşuyor. Yani din adamları konuşuyor. Dindarlara konuşuyor. Şeriatçı dindarlara konuşuyor. Tamam. Diyor ki kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyurur bir kere, kendi törenizi, adetlerinizi, törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz bak. Ne de güzel beceriyorsunuz. Musa annene babana saygı göstereceksin ve annesine babasına söven kesinlikle öldürülecektir diye buyurmuştu. Ama siz eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağım bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için hiçbir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. İşte şeriatın getirdiği şey bu. Evet. Adam bir para yatırıyor şeye, tapınağa. Kurban olarak ben parasını verdim diyor. Annesi babasına yürüyor. Ya bu şey, düşün ki yani kelamda şeyde, Musa şeyinde, şeriatinde yasada ne yazıyor? Anne buna saygı göstereceksin. Ya bunlar şeriatı o kadar alıp da o kadar yönetiyorlar ki bir süre sonra. Bak ya, tarih tekerrürden ibarettir. Doğru bir sözdür. Çok Kesinlikle. Zaman tarih tekerrür. Her zaman değil belki ama çoğu zaman tekerrür ediyor tarih. Yani alıyor adam, nasılsa ipleri almış oluyor eline. Dini almış oluyor eline. Dini yönlendirme gücünü almış oluyor eline. Tamam. Diyor ki kardeşim para da var. Tapınağa para getirecek. Tamam mı? Diyor ki sen benden alacağı şey, bana olan şeyin hepsi ödenmiştir. O zaman artık içtihat belirliyormuşlar. Adamlar içtihat, bir kim ne yapmışsa içtihat belirlemiş. Demiş ki o parayı getirirseniz artık annenize babanıza saygı göstermek zorunda değilsiniz. Şey gibi günah işleyip hadi kurban keselim, günahımız gitsin. Ya aslında oradaki... Aynen öyle. Yani orada aslında amaç çok farklı ama insanlar bunu o kadar güzel kullanmış ki kendilerine göre. Önderler değil mi? Yan yola sapmayı. O yan yolu dinin üzerine oturup, bak dinin üzerine oturup, dini dışsallaşıp, dinin üzerine oturup o kadar güzel yönlendirmişler. Ya düşün ki Rab geliyor bu dünyaya. Bak Tanrı, bak burası çok önemli. Bunu iyi özümse. Onun için yavaş şey yapayım bari. Hızlı konuşuyorum bazen. Biraz dudak tembelliğim de var. Arada kaynıyor. Tamam mı? Bunu şey yapayım. Tanrı bu dünyaya geldi. Ya Rab ne hırsıza kızdı. Ne bileyim ne zinada yakalanan kadın getirdiler ona. Hatırla o şeyi. Evet. Dedi ya, günahsız kimse oluyor. İlk günahsız kimse aranızda o taşı atsın. Kimse atamadı. Bir de orada şey var ha. Şimdi yasaya göre orada taşlanacaksa mesela adamın da orada olması lazım. Ya tek başına mı işledi bu günahı? Adam nerede? Değil mi? Bak işte şeriatçılara bak. Evet. Adam yok.
Adam kadını getirdiler oraya. Adam tek başına yaptı bu işi. Doğru. Şimdi o bir de bazen diyor fahişe değil aslında. Daha kötü yani daha şey olarak daha kötü. Zinada yakalanmış kadın. Hmm. Şimdi çünkü sonuçta fahişelik bir yerde düşmüş kadın. Yani birçok zaman erkekler zorla kadını köleleştirip fahişe yapıyorlar. Yani hmm. o hiçbir kadın ben fahişe olayım diye çıkıp fahişelik yapmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Ama zina farklı bir şey. Evet. Zina biraz da şeymiş. O konulara zaten biraz gelecek daha... Gelecek miyiz? Pardon. Aynen. Tamam. Bir sonraki programımızda değiniriz. Her neyse. Hı-hı. Yani demem o ki yani... O kadını getirdiler. Ve yaptı da günahsız olan ilk taşı atsın. Tamam. O kadına kızmayan Tanrı, bu dünyaya gelen Tanrı bir tek gruba, bir tek kesime kızıyor. Kime? Din önderlere. Bak olaya bak ya. Bu adamlar yolda burada geziyorlar. Biz de Allah adamıyız. Biz Allah'la çalışıyoruz. Allah geldi. Allah'ın sözünü duyuruyoruz. Allah geldi. Hiç kimseye bir laf etmedi. Sabah akşam sizi fırçaladı. Tamam. O demir yasa içimizde olması lazım. Biz insandan nefret edersek, o insanı öldürmüş oluruz. Hı hı. Öldürmüş oluruz. Kesinlikle. Ruhsal olarak ölüyüz çünkü. Şimdi ruhsal olarak ölüysen senin adam öldürme şeyin çoktur. Çünkü ruhsal olarak ölüyorsun. Niye? Zaten ruhsal olarak ölüysek zaten bir anlamı yok. Yasaya uymamız. Yasaya uyamazsın zaten. Önce ruhun dirilmesi lazım. Çünkü Tanrı'dan uzaksan ruhsal olarak ölüsün. Hı-hı. Diyeyim ben burada bitireyim. Tamam pastörüm zaten zamanımızın da evet sonuna geldik. Sevgili Radyo Marnata dinleyicileri güzel bir konuydu. Gerçekten uzun bir konuydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bitirmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bütün soru ve görüşlerinizi bize soru@radyomarnata.com adresinden iletebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Radyo Marnata yazmanız yeterli. YouTube üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Canlı yayınlarımız oluyor. Teşekkür ediyorum pastörüm. Sizlere de teşekkür ediyorum sevgili dinleyenler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Esen kalın.